Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Yapı Kredi mobilimizden halka arz nasıl alabiliriz? Yani Yapı Kredi mobilimizden halka arzlara nasıl katılabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar bugün bir tane halka arzımız var. Hem ben bu halka arzı alacağım hem de bu halka arzı alırken sizlere nasıl aldığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar Yapı Kredi mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sol üst köşede 3 çizgimiz var. şu çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra 5. sırada yatırımlar seçeneğimiz var. Yatırımlara basıyoruz. Yatırımlara bastıktan sonra arkadaşlar burada ortada hisse senetleri seçeneğimiz var. Hisse senetlerine basıyoruz. Bastıktan sonra buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. En aşağıdan 4. sırada hisse senedi halka arz seçeneğimiz var. Hisse senedi halka arza basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar bakın en aşağıda halka arza katıl seçeneğimiz çıkıyor. Halka arza katıl'a basıyoruz. Bastığımızda bakın en yukarıda bizim halka arzına katılacağımız şirketimiz gözüküyor. Ardından ödeme şekli diyor. Seçinize bastığımızda arkadaşlar bunu nakit olarak seçiyoruz. Çünkü fon ile katılmak uğraştırıcıdır, sıkıntılıdır. Daha sonra bu halka arz paramızın hangi hesabımızdan çekileceğini seçiyoruz. Seçtikten sonra şu iki kutucuğu dolduruyoruz. Kutucukları işaretledikten sonra alttan devam basıyoruz. Burada bize diyor ki halka arza basacağın para halka arz günü senin hesabında bulunması lazım. Buradan da devam yapıyoruz. Devam yaptığımızda talep tipi seçiniz diyor. Seçinize basıp bunu adet yapıyoruz. Zaten tek bir seçenektir. Hemen ardından kesin talep adedi diyor. Bakın arkadaşlar burada yazıyor. Bu halka arzımızın tanesinin fiyatı 10 TL. Biz kaç tane almak istiyoruz? Buraya onu girmemiz lazım. Mesela ben diyorum ki arkadaşlar 20 tane almak istiyorum. 20 tanenin karşılığı şu anda fiyatı 10 TL olduğu için 200 TL yapıyor. Yani 20 çarpı 10. Bu şekilde ne kadar bastığınızı anlayabilirsiniz. Hemen ardından burada minimum talep adedi diyor. Bu minimum talep adedi kesinlikle 1 olması lazım arkadaşlar. Bunu değiştirirseniz halka arzınız iptal edilebilir. Eğer halka arzı kesin almak istiyorsanız minimum talep dediğini bir olarak bırakmalısınız. Alttan devam basıyorum. bastım bastığımda burada minimum talep edildiği ile ilgili söylediklerimi söylüyor. Tekrar devam yapıyoruz. Yukarıda bilgilerimiz gözüküyor ve burada paranın iade şekli diyor. Seçinize basıyorum ve bunu arkadaşlar kendi hesabıma iade yapıyorum. Bu ne demektir? Örneğin ben bu halka arza 200 TL bastım ya. Halka arzımız dağıtımı yapıldı ve halka arzdan herkese 100 TL dağıtıldı. Benim fazla olan 100 TL'mi bana iade ediyor arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra alttan devama basıyorum. Devama bastığımda yaptığım işlemin özetini gösteriyor. Bakın burada kesin talep adetinin karşısında 200 TL yazıyor. Yani halka arıza ne kadar para bastığımız burada gözüküyor arkadaşlar. En aşağıdan onaya bastığımızda halka arzımızı almış oluyoruz. Buradan sonra halka arzımızın borsada işlem görmesini bekleyeceğiz. Bu da bir hafta sürer arkadaşlar. Sizlere her şeye adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.